Merhabalar, şu anda kalite koltuklardayız, oyuncu koltuklarındayız. Görüyorsunuz üstlerindeyiz hatta. Sizi tanıyalım bir öncelikle. Merhabalar. İlk defa fuara katılıyoruz. Türkiye'de bir iki yaşadık. 2014 yılında bu koltukları ürettik. İlk ve tek yerli firmayız. Fuara da ilk defa biz katıldık. Ve halkımıza 1700-1800 lira, 2000 lira gibi aldıkları koltukları 700 lira, 800 lira gibi rakamlara sunmaya başladık ve yerli olarak. Yerli olması özellikle benim ilgimi çekti. Yani güzel bir durum, bir yani yerli bir firmanın özellikle Türkiye'de bunların böyle bir şeylerin oluyor olması. Var mı peki Türkiye'de böyle hani başka koltuk üreticisi ya da bu işle ilgilenen, benzer işle ilgilenen? Şu anda başı çekmekteyiz ama yeni yeni bazı firmalar katılıyordur. Daha genişleyecektir pazar. Tabii ki ithal mala karşı değiliz ama yerli malı daha çok tavsiye ediyoruz, seviyoruz. Hem de kullanıcı açısından işte ünlü markalar, yurt dışındaki ünlü markalar gelebiliyor. Dezavantajları var, avantajları da var. Ama yerli malı olduğu zaman hep ekonomik anlamda parası ülkemizde kalıyor. Hem de bir bozulması, arızası veya sıkıntısı çıktığı zaman çok kısa sürede, birkaç gün içinde çözümü olabiliyor. İthal mallarda biraz sıkıntılı durumlar olabiliyor. Tabii kötülemeyeyim gene de böyle durumlar olabiliyor. Peki şimdi şeyi soracağım. Şimdi bir koltuk firması olarak bir oyun fuarında bulunuyorsunuz. Hani beklediğiniz tepkiyi görebildiniz mi burada? Hani yeterli şey var mı? İlgi var mı? Tabii ki fazlasıyla gördük. Zaten biz bir tek fuarda değil, biz normalde de şu anda o tepkiyi fazlasıyla gören bir firmayız. Ürünlerimiz çok kabul gördü. İnsanlar çok beğeniyor. Yerimiz İstanbul'da, Bahçeşehir'de, Mobilyacılar Çarşısı'nda. Showroom'umuz orada, fabrikamız da orada. İnsanlar gelip oturuyorlar, bakıyorlar ve çok olumlu tepki vermeleri var. İnternet üzerinden de satışını yapıyoruz. Yakında çok büyük bir markayla, Türkiye'nin en büyük firmalarından biriyle de bir anlaşma imzalayıp birçok yerde, birçok ilde bulunabilir olacak. Kendi sitelerimiz üzerinden N11 hepsi burada. Buna benzer diğer e-ticaret siteleri üzerinden de ürünümüze ulaşılabiliyor. Adrese kadar çok cüzi miktarlarda ücretle, zaten firmamız karşılıyor genelde bu ücretle, gelebiliyor. Peki şimdi şeyi soracağım, çok özel olmazsa. Koltukların yaklaşık fiyatları nedir mesela şu an üzerinde bulduğumuz koltukların? Fuara özel bir indirim var. Evet, fuara özel bir indirim varmış bir de. Normalde ilk çıkışımız 800 lira civarında rakamlarla çıktık. Fakat daha sonra kendimiz bir kampanya yaptık. İşte KDV indirimi oldu devlet destekli. Onu da biz yansıttık. Bir %10 kadar daha biz yaptık daha sonra. 650 lira civarına çıkarttık. Fakat bunlar segment segment, tek model gibi gözüküyor ama işte kolu, ayağı, rengi vesairesi, bunlar kumaşı, bunlar ayrılıyor. Aşağı yukarı 650 ile 800 lira arasında fiyatlarımız. Ama bugün biz fuar için 600 liradan burada satıyoruz. Yani yaklaşık olarak fuar için bir 200-250 lira yakın bir indirim söz konusu değil mi? Evet. Buraya gelenlere bir avantaj olsun. O yüzden buraya uğramayı da unutmayalım. Şu koltuklar şimdi çok renk renk, farklı farklı renkler ve herhalde kalıpları da farklı hepsinin söylediğiniz üzere. Evet. Şimdi bunlar ayağı beton olan var, boyalı olan var. Öbür tarafta beli yukarı aşağı doğru biriniz gösterirse. Ha, orayı dolanırız şimdi. Şu taraftan bir dolanalım. Şuradan dolanalım isterseniz bir. Şöyle buradan başlayayım sizi tanıtmaya. Tamam. Şöyle önden geçin biraz. Kolu bu şekilde olan ve ayağı da kendi boyusundan olan bir üst segmenti ürünümüzü. Harley serisi bir ürün. Bu bir üst segmenti. Arkadaki metal ayaklar S segmenti. Bunlar RS segmenti. Gördükleriniz. Bakın şu. Bu da Win segmenti. Kalıp kendine belki benziyor olabilir ama bel destekli ayrı bir ayarı vardır. Tabii hepsinde kol ayarı var. Hepsinde yukarı aşağı kol ayarı var. Ve de kızlarımızı unutmadık. Evet. Güzel. Renkleri çok beğendim ben özellikle. Evet, çok şey yaptık. Talep geldi. Bunun üzerine kızlarımıza da böyle bir